Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz perinatoloji uzmanı Profesör Sayın Aytül Çorbacıoğlu Esmer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1979 doğumluyum. Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde okudum. Sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi, yani ÇEPA Tıp Fakültesi'nde kadın doğum ihtisası yaptım. Daha sonra 2 yıl kadın doğum doktoru olarak çalıştıktan sonra yan dal ihtisası için tekrar ÇEPA'ya geri döndüm. Orada da perinatoloji yan dal ihtisasımı tamamladım. Sonrasında 4 yıl kadar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde eğitim görevlisi olarak görev yaptım. 1,5 yıldır da kendi kliniğimde çalışıyorum. Evet. Perinatoloji nedir? Hangi konular ilgi alanına girmektedir? Perinatoloji kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının bir yan dalı, yani yan dal dediğim üst ihtisası. Kadın doğum uzmanlarından bunu tercih etmek isteyenler 3 yıl kadar daha eğitim görüyorlar ve perinatolog unvanı alıyorlar. Perinatoloji demek anne ve bebekle ilgili her türlü riskli durumla ilgilenen bir bilim dalı. Annedeki riskli durumlar, örneğin işte annede kalp hastalığı, diyabet, tansiyon gibi gebeliğin seyrini etkileyecek her şey. Bebekte de bebekle ilgili sakatlıklar, bebeğin suyunun fazla olması, az olması, erken doğum, suyun erken gelmesi, büyüme geriliği gibi riskli durumların hepsiyle ilgilenen bir bilim dalı. Evet. Detaylı ultrason nedir? Diğer ultrasonlardan ne farkı vardır? Detaylı ultrason, gebeliğin 20. ile 22. haftalar arasında, yani tam ortasında yaptığımız bir ultrason şekli. Amacımız bebekteki organları tek tek değerlendirerek bir sakatlık olup olmadığını saptamak. Bununla birlikte tabii bebeğin etrafında diğer organlar da var malum, plazenta, amniyotik sıvı gibi. Onları da değerlendiriyoruz bebekle birlikte. Rahim ağzına bakarak erken doğum tehlikesi var mıdır, yok mudur? Plazentanın yerleşimi normal midir? Suyu bebeğin normal midir? Onlara bakılıyor, bebeğin büyüklüğü değerlendiriyor ve en önemlisi bebeğin organları tek tek detaylı bir şekilde inceleniyor. Diğer ultrasonlardan yapılmıyor mu diye sorarsanız, tabii ki kadın doğum uzmanlarının yapmış olduğu ultrasonlar da bunlarla değerlendirebilir. Ancak bizim ayırdığımız süre, kullandığımız cihaz ve aldığımız eğitim açısından diğer ultrasonlardan farklılık gösteriyoruz. Bizim muayenelerimiz yaklaşık yarım saat sürer. Hastasına göre bir saat kadar uzadığı da olur. Çünkü tek tek parmaklarının sayısına varana kadar çok detaylı bir şekilde bakıyoruz. Cihazlarımız son model oluyor. Yeni teknolojilerle muhakkak bunları yapmak durumundayız. Ve de tabii kadın doğum ihtisasının üzerine 3 yıl daha eğitim aldığımız için bu konuda uzmanlaşmış oluyoruz. Yani diğer ultrasondan farkı bunlar. Evet. Ve mutlak surette ciddi faydaları da var. Bunlardan da bahsetmenizi rica edeceğiz. Anne karnında tedavi mümkün oluyor mu? Şimdi tabii detaylı ultrasonun en büyük faydalarından biri tedavi edilebilecek problemlerin erken teşhisi. Bu tedaviler anne karnında da bir kısmı oluyor, bir kısmı da doğumdan hemen sonra oluyor. Bizim anne karnında tedavisi mümkün olan hastalıkların en başında kansızlık, bebeğin ritim bozukluğu, yani kalbindeki ritim bozuklukları, bazı organlarda meydana gelen sakatlıkların ortaya çıkardığı sonuçlar. Mesela mesane altına tıkanıklık olduğunda şant operasyonları yaparak bu tıkanıklığı rahatlatıyoruz. Ya da bebeğin akciğer zarının, kalp zarının etrafında sıvı toplanması varsa bunları anne karnında çekerek yine bebeği rahatlatıyoruz. Kansızlık olduğu zaman anne karnında kan vermek bebeklere mümkün. Böylece kansızlığın etkilerinden bebeği korumuş oluyoruz. Bebeklerde de bizde olduğu gibi guatr olabiliyor. Anne karnında ilaç tedavisi başlayabiliyoruz. Tek yumurta ikizlerindeki riskli durumlardan başta ikizden ikize transfüzyon sendromu durumunda lazer ameliyatlarımız var. Yani anne karnında tabii bütün hastalıkları maalesef tedavi edemiyoruz ama edebildiğimiz hastalıklar var.
İkinci bir detay turusunun faydası da erken teşhis koyarak doğumdan sonra hemen tedavi alınması bebeğin. Öbür türlü bazı hastalıkların teşhisi aylar sürebiliyor ve bu sırada bebek kaybedilebiliyor veya hastalık ilerleyebiliyor. Biz anne karnında bunları teşhis ettiğimizde çocuk doktorları hemen tedaviye geçiyorlar. Bilhassa kalp hastalıklarında bu çok hayati. Çünkü fark edilmediği durumlarda eve gönderildiği zaman bebek ani ölümler olabiliyor. Halbuki bunların tedavisi mümkün hastalıklar. Bu şekilde hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki genetik hastalıkların tanısı anne karnında nasıl koyulmaktadır ve bu hastalıkların tedavisi mümkün müdür? Nasıl önlemler alınabilir? Şimdi genetik hastalıklar deyince bunların en büyük kısmı Down sendromu gibi kromozom hastalıkları içeriyor. Bunların tedavisi anne karnında mümkün. Bunları küçük haftalarda koriyomvirüs biyopsisi dediğimiz plazentadan biyopsi alarak biraz daha büyüdüğünde bebeğin suyundan bir miktar alarak daha da büyüdüğünde göbek kordonundan kan alarak genetik laboratuvarlarda inceleme yapıyoruz ve tahmin ettiğimiz yani şüphelendiğimiz hastalıkların tanısını %100 koymak mümkün. Günümüzde kromozom hastalıkları çok detaylı bir şekilde genetik laboratuvarlarında inceleniyor. Onun haricinde de diğer genetik sendromlarda ailede bir bireyde varsa veya ultrason bulguları bizi o hastalık açısından şüphelendiriyorsa diğer genetik hastalıklar açısından da yine aynı şekilde incelemeler yapıyoruz. Evet, bu şekilde önlemler de alınmış. Şöyle tabii genetik hastalıkların tedavisi mümkün değil. Çünkü bebeğin genini değiştirmek mümkün değil. Fakat bir gebelikte bir genetik hastalık teşhis edilmişse ve bu tekrarlayıcı bir hastalıksa, örneğin akraba evliliklerinden oluşan sendromlar 1/4 oranında yine tekrarlar. Biz bunu tespit etmişsek bir sonraki hamilelikten önce PGD denen bir yöntemle bunu önlemek mümkün. Şöyle ki bu gen bilindiği için tüp bebek yöntemiyle eğer bebek elde edilirse embriyo anne karnına yerleştirmeden önce bu genetik hastalıklar açısından inceleniyor. Eğer hastaysa yerleştirilmiyor. Hasta olmayan sağlıklı embriyolar yerleştiriliyor. Böylece bu hastalıklar daha sonraki hamileliklerde engellenmiş oluyor. Evet, böylece de önlem alınmış oluyor. Evet. Peki COVID-19 sizin çalışma alanınızı nasıl etkiledi? Ne tür önlemler alarak çalışmaktasınız? Şimdi pandemi döneminde bazı meslek dalları çalışmama ya da evden çalışma şansına sahipken biz tabii ki hizmetimize devam etmek durumundaydık sağlıkçı olarak. Tabii ki yüksek riskli gruptayız. Bilhassa bizim yaptığımız iş yani en çok yaptığımız iş detaylı ultrason ve detaylı ultrason demin de söylediğim gibi 30 dakika bazen çok daha uzun süre sürüyor. Bu da tabii hastayla yakın temasta bizleri yüksek riskli gruba sokuyor. Bu esnada mutlaka maske takıyoruz ve hastalarımıza maskesiz almıyoruz kliniğimize. Mutlaka hastaları girişte ellerini dezenfekte ettiriyoruz. Biz de kendimiz tabii ki her hastaya dokunmadan önce ellerimizi dezenfekte ediyoruz ve eldivenle tabii ki bu işi yapıyoruz. Kullandığımız ultrason problarını yine hastalardan iki hasta arasında dezenfekte ediyoruz. Sık sık havalandırıyoruz ortamı. Hatta her hasta çıktıktan sonra bir 10 dakika muayene odamızı havalandırarak elimizden geldiğince virüsü uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Peki hastalarınız COVID-19 açısından riskli midir? Ne gibi önlemler almalarını önerirsiniz? Şimdi tabii benim hastalarım hepsi hamile, gebe yani. Gebelerin daha yüksek riskli olduğuna dair elimizde bir veri yok. Fakat tabii ki hamilelikte grip, nezle gibi hastalıklar bile normalden daha ağır geçiyor. Gebelik haftasından sonra COVID-19'a yakalanmış gebelerde hastalığın seyri daha ağır. Bu nedenle özellikle gebelerin kendilerine dikkat etmesini öneriyorum ben. Gerekmedikçe toplum arasında karışmamalı, sosyal mesafeye çok dikkat etmeliler. Mümkün oluyorsa, işlere el veriyorsa evden çalışmalılar, hiç işe bile gitmemeliler. Toplu taşımadan mümkünce olduğunca kaçmalılar. Tabii ki maskesiz dolaşmamalarını öneriyorum. El hijyeni çok önemli. Bir de beslenme ve iyi uyku. Tabii ki COVID-19'a yakalanan herkes aynı şiddette geçirmiyor. İnsanın bağışıklık sistemi çok çok önemli. Bu kişilerin mutlaka bilhassa D vitamini olmak üzere her türlü besini düzgün almalı. Alamayanlar besin takviyesi yani vitaminler kullanmalı.
ve uykuyu iyi uyuyup stresten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Peki COVID-19 diğer grip semptomlarının çok haricinde semptomlar göstermekte ve çok farklı seyretmekte. Anne karnındaki bebeğe de ulaşabilme riski var mı? Şimdi onu da bugüne kadar net bir şekilde gösterilmedi. Ancak tabii ki işte plazentada bulundu filan gibi olgu sunumları şeklinde tek tük dünyada vakalar var. Ama şu anda hani kandan plazenta yoluyla bebeğe geçer, bebekte şöyle sakatlıklar yapar gibi bir bilgi elimizde yok. Yok. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Aytül Çorbacıoğlu Esmer konuğumuz oldu. Hoşçakalın.